LGS'ye son 37 gün, 37 altın değerinde gün. Çünkü tam kapanmayla birlikte artık daha fazla ders çalışıp netlerimizi daha yükseklere çıkarabiliriz arkadaşlar. Bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Bazıları sıkıldım artık çalışmayacağım, yoruldum ben deyip vazgeçerken bizler ısrarlı bir şekilde çalıştığımızda ve tevekkül ettiğimizde inşallah çok güzel sonuçlar bizleri bekliyor arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur demiş Cicero. Gerçekten biz o başlangıcı yaptık. Yapmadıysak da yapalım ve inşallah bu büyük işi birlikte başaralım. Günün yorumuna baktığımızda Eren Yasin diyor ki matematik netlerimi hala arttıramıyorum. Masa başına geçince çalışma hevesim gidiyor. LGS'ye kalan gün sayısı azaldıkça stresim artıyor. Bunlar için ne yapmalıyım demiş. Öncelikle Eren, şu anda senin yaşadığın stresi, senin yaşadığın sıkıntıyı birçok arkadaşın yaşıyor. Yani sınava hiç kimse oh 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 diye hazırlanmıyor. Herkes de mutlaka belli bir oranda stres, belli bir oranda sıkıntı, üzüntü ve soruları yapamadığında oluşan bir gerginlik var. Bu normal bir şey. Ama sınav zaten bir sıralama sınavı. Sınav şöyle bir sınav değil. 100 puan üzerinden 85 alırsanız 5, 75 alır. Öyle bir şey yok. Bu bir yazılı değil. Bazen oluyor 5 yanlışla istediğin yeri kazanıyorsun. Bazen oluyor 10 yanlışla kazanabiliyorsun. Çünkü eğer diğer aday da senin kadar çok yanlış yaptıysa, diğer aday da senin kadar yorulduysa, diğer aday da senin kadar boş bıraktıysa ve sen ondan biraz daha iyi yaptıysan geçebiliyorsun. Dolayısıyla şu anda bazıları değil, herkes zor durumda. Herkes birazcık yorulmuş durumda. Pandemiden dolayı okullar açıldı, kapandı, havalar ısındı. Birçok şey zor. Sizler efsane bir nesilsiniz arkadaşlar. Sen Eren ve şu anda beni izleyen sen 8. sınıf öğrencisi arkadaşım. Esasında senin yaşındaki birçok insan zamanında gezip tozup oynarken sen şu anda evde oturup ders çalışıyorsun. Ve şu anda gerçekten büyük bir zorlukla mücadele ediyorsun. Nedir? Az önce bahsettiğimiz pandemi. Peki o zaman sen kendi efsaneni artık yazmalısın. Demelisin ki evet stresim artıyor. Evet gün azaldı ama ben bu 37 günü çok iyi değerlendireceğim. Yapmam gerekeni yapacağım. Ardından da tevekkül edeceğim. Yani nedir? Denememi çözeceğim. Açacağım bir tane denemeyi çözeceğim. Denemede çıkan yanlışlarıma bakacağım. Sonrasında tekrarımı yapacağım. Ardından bir şekilde sonucu bekleyeceğim. Diğer türlü stresim olmasın. Güzel güzel çalışayım. Netlerim de hemen artsın. Sınava da girip hop kazanayım. Bu olmuyor arkadaşlar. Bu hayatın her anında maalesef sabretmek, gayret göstermek gerekiyor. Ve tabii ki sizler 8. sınıf öğrencisi olarak artık bunu başarabilecek güçtesiniz. Bunu başarabilecek yaştasınız. Ve bu seneniz sizin ileride kendinize anlatacağınız efsane bir sene olacak. O sene çok zor günlerdi. Pandemiydi. Sadece biz okula gidebiliyorduk. Sonra bizim de okula gitmemize izin vermediler. Okullar kapatıldı ama biz oturduk, çalıştık ve bu okulu kazandık. Şimdi de çok şükür buradayız diyeceksiniz arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Ne zorluklar bitmiş, ne savaşlar, ne zorluklar bitmiş. Bu pandemi de bitecek ve sizler de çalışıp kazanacaksınız inşallah. Dolayısıyla asla ve asla stres olmuyoruz. Masa başına geçince çalışma hevesimizin gitmesinin temel sebebi de karşımızda tam bir hedefin olmaması. Hedef belirleyin arkadaşlar. Eren, Adana'daysan karşına bir fen lisesi yaz. Ankara'daysan bir Anadolu lisesi yaz. Bilmiyorum, fark etmez. Sosyal bilimler lisesi yaz. Hangi şehirdesin bilmiyorum Eren'cim. Ama hangi şehirde olursan ol, o şehirle alakalı beğenebileceğin, gidebileceğin güzel bir okulu karşına az veya başka büyük şehre gitmek istiyorsan, Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorsan onu az ve sıkı sıkıya çalışmaya devam et. Ben bunu hedefliyorum de. Mutlaka mutlaka bu hedefin için bu 37 günde yapacağın çalışmaların karşılığını alırsın. Bundan hiç korkmana gerek yok. Matematik netlerimi hala arttıramıyorum demiş. Matematik neti gerçekten yavaş yavaş ilk başlarda çok hızlı bir şekilde artar. Sonra zamanla çok zor artmaya başlar. Hatta bazen azalıp böyle artar. Ama bu yavaş artış iniş ve çıkışlardan dolayı arttığını kendini göstermez. Burada matematik netlerinizi artırmanızla alakalı size şunu söylüyoruz arkadaşlar. Esasında bu 37 gün içerisinde en çok yanlış yaptığınız ve önceden de çalıştığınız halde yanlış yaptığınız konuları sağlama alın. Yani 20'de 20 yapmak hedefi yerine ben sizin yanınız olsam daha az net hedeflerim. 18 olur, 15 olur, 14 olur, 10 olur hiç fark etmez. Sonuçta sınavda 20'de 20 yapan kazanır. Öyle bir şey yok. Sınavda sen feni yapmışsın, Türkçe yapmışsın, inkılap, din, İngilizce yapmışsın. Matematik yapabileceğin kadar yapmışsın. O zaman sen kazanırsın arkadaşım. Ha hepsini full yapan tabii Türkiye birincisi olur. Onu demiyorum ben. Biz hedefi olan öğrencilerden bahsediyoruz. Yani Türkiye dersi yapacak o ayrı. Biz o hepsini doğru yapıyoruz. Onunla zaten o zaten çalışıyor. Ona gerek yok. Biz çalıştığı halde yapamayan, acaba ne yapacağım diyen öğrencilerimize sesleniyoruz. Arkadaşlar feninizi, Türkçenizi, sözelinizi yani inkılap din İngilizcenizi güzel yaptınız mı yaptınız? Matematikte 20'de 20 değil. Yapabileceğinizi hedefleyin. Eksik konularınızı tamamlayın. Bununla alakalı tekrarlarınızı yapın. Sonra da tevekkül edip sınava girin. İnşallah tahmin ettiğinizden çok daha kolay çıkar ve çok daha iyi yaparsınız. Ama sınavda arkadaşlar sizden sınavdan önce sizden çok çok iyi yaptığını düşünen arkadaşlar sınav anına kadar ve sınav günü eğer iyi konsantre olamazlarsa, iyi kontrol edemezlerse
net olarak sizden geride kalabilirler. Dolayısıyla sınavın kendisi bir bütün. Yani sınava girdiğinde, LGS'ye girdin ya, burada önce fenden başlayıp kolay sorular yapıp sonra matematiklerin zorlarına geçmek bile bir iki net artırıyor insanı. Niye biliyor musunuz? Çünkü matematikte o zor soruyla başlıyorsun, moralin bozuluyor. Ondan sonra diğer kolay soruyu da yapamıyorsun. Sonra fene de süren yetmiyor. Halbuki fendeki soruların puanıyla şeydeki soruların puanı aynı. Nedir onun adı? Matematik sorularının puanı aynı. İkisine katsayısı aynı. Dolayısıyla matematik netlerimizi artırmak için hedef belirliyoruz kendimize. 20'de 20 değil. Belki biraz azaltıyoruz. İnşallah 20'de 20 yaparız. Ama azaltıyoruz ve buna odaklanıp bunu sağlama alıyoruz. Fen, Türkçe, İnkılap Dil İngilizce'yi de sağlama alıyoruz. Sonrasında da hayallerimize kavuşuyoruz. Günün kaynağına baktığımızda 6 adımda hızlı tekrar efsane bir kitap arkadaşlar. Neden? 6 adımda tüm kitabı, daha doğrusu tüm LGS'yi mükemmel bir şekilde tekrar ediyoruz. Her bir adımda aynı denemeler gibi Türkçe, İnkılap, Din, İngilizce, Matematik, Fen şeklinde tüm hepsini tekrar ediyoruz. Hepsi yeni nesil sorulardan oluşuyor. Hepsi LGS'de çıkabilecek sorulardan oluşuyor ve soru yakalamayı hedefliyor. Ama bu kitabın soru çözümleri veyahut da kaliteli soruları haricinde diğer kitaplarımızdan çok büyük bir farkı var. Kitabın bir kendisi kadar daha arkadaşlar dijital test olarak sizlere hazır çalışma modunda. Burada sıra dijital testi geldiği zaman test 25'e kodu giriyorsunuz. Hop yepyeni bir test yürüyorsunuz. Test 6'yı bitirdiniz mi? Hemen test kodunu giriyorsunuz. Yeni bir dijital test geliyor ve buradaki sorular da yine beceri temelli yeni sorular. Böylece sizin daha fazla soru çözmenizi sağlıyoruz. Ve böyle bir kitabı aldığınızda normalde hani bunun iki katı kalınlığı olursa fiyat artacak. Ama biz burada hem size destek olmak hem de daha kaliteli soruları çözmenizi sağlamak için süper soruları hazırladık. Ve yarısını da kitabın bir kendisi kadarını da dijitale koyduk. Buradan da çözebiliyorsunuz. Ve kazanımlarda da birebir uyumlu olan bu kitapta da inşallah bu sene gene birçok soruyu yakalayacağız arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Kayseri Fen Lisesi. Mezunların çoğunu tıp kazanıyor. Hepsi tıpa gidiyor yani. Böyle bir şey yok. Kayseri Hastanesi olmuş artık yani. Tıp fakültesi olsun daha iyi. Ama fen liselerinden de, Anadolu liselerinden de bütün tıp fakültelerini veya bütün başka bölümleri kazanabileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Sosyal Bilimler Lisesi'nden de kazanabilirsiniz. Normal bir liseden de kazanabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi. Şu an herhangi bir ilkokulda okuyan bir öğrenci LGS'de iyi yaparsa istediği fen lisesine girebiliyor mu? Girebiliyor. Şu an Türkiye'nin herhangi bir lisesinde olan bir öğrenci de İyi bir çalışma yaparsa üniversite sınavında istediği bölüme girebilir. Ama bizler daha iyi ilkokullara, daha iyi liselere gitmek için gayret gösteriyoruz. Hadi bakalım. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Vazgeçmek yok. Sıkı sıkıya çalışacağız ve kazanacağız. Hadi bakalım.